Yok yok, her yere baktım. Neyse, bizim çocuklara söyle de bir yolunu bulup açtırsınlar şunu. Peki Yusuf Bey. Hoş geldiniz Bade Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neredeydin? Kaç defa aradım. Telefonunu açmadın. İşim vardı. Terzi'deydim provada. Açmayınca merak ettim. Beni çağırmışsınız Yusuf Bey. Kasa açılacakmış galiba. Ha Bade, kasanın anahtarını gördün mü? Ben çekmeceyi bıraktım, bulamıyorum. Bilmiyorum. Sanırım evdeydi o. Evde miydi? Çalışma odasında gördüm ben onu. Yok, yatak odasında gördüm. Sen ceketin cebine koyup unutmuşsundur. Bilmiyorum, olabilir. Tuncay, ben bir eve bakayım, ondan sonra kasaya açalım. Tabii Yusuf Bey. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Yok bir şeyim. Niye kötü görünüyorsun? Bir şey mi oldu? Anlat bir şey olduysa. Emin misin bir şey olmadığına? Bak, bir şey varsa bana söyle. Üzülürüm yoksa. Yok bir şey. Niye bu kadar durgunsun o zaman? Gerçi benim aklıma bir şey geliyor ama. Ne o? Hamile misin yoksa? Keşke şu an hamile olsaydım. Keşke bir bebeğimiz olacak olsaydı. Seninle böyle bir bağ, o kadar çok ihtiyacım var ki. Şşş. Tamam, böyle söyleme. Bizim aramızda bağ olması için bebeğe ihtiyacımız yok. Biz zaten evliyiz. Doğru diyorsun. Birden duygusallaştım işte. İşlerin durumu gerdi herhalde biraz beni. Zaten içime sinen ortak topu çıkmadı hiç. Tamam. O zaman sana yeni bir haber vereyim. Bir ortaklık teklifi aldık. Kim? Ben tanıyor muyum? Yakından hem de. Baban ortak olmak istiyor. Neden reddettin ki babamın teklifini, anlamadım. Ben öyle bir şey demedim ki Bade. Biraz düşüneceğim dedim. Anlamıyorum, neyi düşünüyoruz ki biz? Yani babam gayet makul bir teklifte bulunmuş. Ayrıca ben babamın bu davranışını da takdir ediyorum. Bade, biz ilk defa ortak alıyoruz. Buna da evet demek o kadar kolay bir şey değil. Bir de zaten babam benden hoşlanmıyor. Babam kişisel hayatıyla iş hayatını birbirine asla karıştırmaz. Hem ticari tavrını her zaman beğenmiştir senin. Tersi bir şey olsaydı sana ortaklık teklifiyle gelmezdi zaten. Bak, aramızda aile ilişkisi olmasa evet. Ama yalan söylemeyeceğim, bu durum beni huzursuz ediyor. Bir de daha tam akraba olamadık. Sen üzüldün diye geldi bana kızdı. Bunca şeyin üstüne şimdi içli dışlı olmak ne kadar doğru bilmiyorum.
Sen açık konuşsana Yusuf. Ortak olup bana daha çok bağlanmaktan mı korkuyorsun? Ben biraz dışarı çıkıp hava alacağım. Yusuf dur, nereye gidiyorsun? Yanlış anladın beni, özür dilerim, öyle söylemek istememiştim. Otur lütfen. Ben bizim mutluluğumuz için uğraşıyorum. Her seferinde suçlu oluyorum. Nasıl olduğunu anlamış değilim gerçekten. Tek istediğim işim yüzümden ailem etkilenmesin. Hem ben senden ayrılmak istesem, benden çocuk istediğinde sana hayır derdim. Haklısın. Ben öyle düşünemedim. Babamla arana mesafe koymak istiyorsun sandım. Aslında haklısın. Böyle bu kadar içimizde olması iyi değil. Ama ben şirketin sağlığı açısından düşündüğüm zaman bu ortaklığın bizim için iyi olacağını düşünüyorum. İkinizi de tanıdığım için söylüyorum. Gerekirse aracı olurum ben. Bade, benle babanın arasında aracı olmak zorunda değilsin. Böyle bir şey için seni yormam. Anladın mı? Benim için sorun olmaz. Daha önce de dedim ya, babam seni iş alanında çok takdir ediyor. Aksini düşünseydi zaten ortaklık teklif etmezdi. Hem baksana, belli ki benimle de arasını düzeltmeye çalışıyor. Bundan iyi fırsat olamaz bence. Sen ne düşünüyorsun? Sen bu işi çok istiyorsun değil mi? Yani babam dururken başka biriyle çalışmak, ortaklık ne derece doğru olur bilmiyorum. Evliliğimizle iki aile birleşti. Ailemizin geleceği açısından bence bu ortaklık çok iyi olacak. Neticede varımız, yoğumuz, her şeyimiz bizim çocuklarımıza kalmayacak mı? Hem babamdan daha güvenilir bir ortak bulamayız. Kendi kızını zor duruma sokacak değil ya. Allah Allah. Babamla amcam da aynı şeyi söylüyor. Bilmiyorum ya, ben bir duygusal düşünüyorum biraz. Bilmiyorum. İstersen arayayım bir konuşun. Yok canım, şimdi müsait değildir. Sorarız. Tamam. Ama bana biraz zaman lazım. Niye? Eve gideceğim. Neden? Kasanın anahtarlarına bakacağım işte. Canım ne gerek vardı? Eve gidince bakardın işte. İyi de babanla görüşmeden o evraklara bakmam lazım. Kasanın içindeler. Anladım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.